Gelsene şuraya. Yani yuvarlak masa değil mi? İşte hep beraber. Yuvarlak masanın olduğu yuvarlak da değil. Masa yuvarlak. Sen de gel gel. Selam sen de şöyle bir karşısına. Gel gel buraya git gel. Buraya gel. Yuvarlak sırtını dönme. O cins. İstedik. Aslında ne üzerine konuşacağımızı çok iyi bilmiyoruz. Çünkü çok az proje, elimizde çok az malzeme var. Anonslardan başka böyle gayet spektaküler ve çarpıcı anonslardan başka az malzeme var. Ve zaten sorun da yani sorun da şu, şunu sormaya. Öyle bir şekilde olaylar gelişiyor ki sanki İstanbul böyle bir İstanbul üzerine bir propriyete, bir mülkiyet varmış gibi. Yani hani istenilen yapılabilirmiş gibi. Şuraya şunu yapacağım, buraya onu yapacağım, oraya bunu keseceğim, edeceğim falan filan. Seçilmişlik herhalde sadece bu değil yani. Bu böyle olmuyor. Olmamalı daha doğrusu. Şimdi bu projenin ne olduğuna, proje var mı, yok mu ona bakalım önce. Ondan sonra olursa ne olacağına ve onun ne gibi ilginç yanları, zor yanları olduğunu bir tahlil edelim istiyoruz. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. İlk sözü Güzinkaya'ya vereceğim. Güzinkaya, Mimar Sinan Üniversitesi'nde planlama, şehircilik ve planlama profesörü. O biraz araştırdı Taksim şeyde, projeyi bulabilir miyim diye. Bunu size anlatacağım. Yüksek sesle konuşuyorsun çünkü kayboluyor. Evet. Projeyle ilgili tabii kurumdan bir araştırma yapmış değilim ben. Sadece internet üzerinden bir video gördüm. Ve o video proje buldum. Hakkında... Video aradın ve buldun. Aradım buldum tabii ama yani belki bu video sizin de bildiğiniz, tanıdığınız video herkesin. Yalnız publik için bir hatırlatma olması bakımından başlamak için belki 3 dakika alıyor. Ama bu şunu da söyleyeyim o zaman. Biz belediyeye telefon ettik.
projeyi istedik ve bize böyle 3 satırlık gazetelere yolladıkları işte reklam malzemesini yolladılar. Başka da bir şey iletmiyorlar. Evet, şimdi sanıyorum 3 dakika sürüyor. Belediyenin sitesinden bu güzel. Evet. Değil. Tesadüfen rastlanıyor. Ha, değil. Hangi sitenin ismi site ne? Site mi? Kim niye yapmış? My Net Video diye bir şey. Ya niye yapmışlar? Sebep ne ya? Neyi yapıyor? İlişkiler ediyor. Bir bakalım da sonra. Burası, yani söyleyelim, Tarlabaşı Bulvarı'nın ağzı. Bir daha bakalım. Maksel. Dönüş. Oynasın olduğundan gidiyor. Giriş. Bu eski hali. Dur. Bu eski hali. Şimdi dur. Bak. Ya ben yalnız hala anlayamadım, bu belediyenin projesi üzerine yapılmış bir canlandırma mı yoksa... Belediyenin kendi yaptı. Şimdi burada döşeme açılmıştı. Döşeme açılıyor ve alt geçidi görüyoruz. Altta trafiği görüyoruz. Yani, zaman zaman. Olur. 90'lı yıllarda projenin aynısı. Hiç bir farkı yok. Peki metro nereden gidiyor? Bu Cumhuriyet Caddesi tarafı, Divan Oteli'nin önü. Mete Caddesi'nin girişi de çıkıyor. Mete Caddesi. Doğuş duvarı bu. Ve tünele gidiyoruz. Yer altı. Araba. Burada gidiyoruz. Burada zaten o zaman bir şey değil mi? Bir kilometre, 131 metre uzunlukta bir alt geçit. Sonra da Taksim'den geçiyoruz. Fark etmeden. Yunus'una mı gideceğiz? Nereye olduğunu söylüyor tabelalar. Yunus'un sesini yok eder misin? Yunus'un sesini yok eder misin? Sesini yok et. Ses, bilgisayarın sesi. Yok, benim sesim var, işareti var. Şu şey işareti var. Sana tut olacağım. Kalsın, heyecanlı olur. Sıra sahiplerde de burada. Bir daha. Biz anlayamadık bir daha. Artık konuşmaya gerek yok. Bence de çok kararlı toplantı. Şey gibi, John Cage'in şeyi gibi olsun. Yani herkes geldi bunu gördü. Evet, evet. Ama müzik de proje birbirini tamamlıyor. Biz konuşurken arkamızdan işte, Yunus suyu. Ya az kelime, interkontinental, kışlanın bir konstitüsyonu. Bu yalnız Ağızpaşa'da bir problem var. Dönüş o kadar şey ki kaldırım kalmamış. Üstten bir dönüş yapmak zorundalar her birinde. Bu şu anda bahçelerin olduğu yer. Gezi işte, gezinin olduğu yerde kışlanın rökü. Rövanş, rövanş. Empire strikes back. Olan bir şey. İmparatorluk strikes back. İstiklal mesela sahibi. Bu altı olan. Muhteşem proje. Bu işte yıllardır, 30 senedir mücadele etmiş. Dediğimiz. Bu yeni bir şey. Burada kaybay yapılır ama iyi yani. Ben espri olsun diye önceden Tanaş şunu dedim ya. Taksim'i yok edersek sorun ortadan kalkar dedim. Galiba zaten onu yapmışlar yani. Sorun ortadan kalmak için Taksim'i yok ediyor. Hayır, bu problemi çözüyor yani. Çözüyor problemi. Bence hiç problem. Bence konuşmayalım. Problem çözüyor. Peki. Anladık mı neresi olduğunu? Görebilir miyiz? Ha, bu bence sürekli dönsün. Biz konuşurken arkada dönsün. Hani böyle bir şey var ya. Evet. Aradasın, sen basma. Burası La Casse de Brie.
işte. Evet dayalar, ama üzeri örtülüyor. Altta arabalar dönüyor. Sen şimdi kağıt üstü bizi dolaşacaklar böyle. Bir boşluk ne derse dolaşacak. Evet. Ama niye dolaşacaklarını bilmiyoruz ama dolaşacaklar. Hayır, İstanbul Kongre Merkezi'nin önünde olduğu gibi. İstanbul Kongre Merkezi'nde nasıl dolaşıyorlarsa. Peki çocuklar ışıkları yakar mıyız? Hayır, taksinin ışığı durumu da hiç hoş değil aslında. Yok, hiç. Bir şey söyleyeceğim. Güzin bu konuda düşündüklerini söyle lütfen. Prezentasyonunu yap. Evet. Hadi. Şimdi böyle bir proje karşısında tabii ki proje üzerinde konuşacağız hemen hemen diye düşünüyorum sadece. Ben böyle başlamak istedim. Şimdi baktığımızda 1/5000 olarak bu Taksim'e verilecek fonksiyon onaylanmış vaziyette. 1/1000'ler de onaylandı. 1/1000'lere baktığımızda 3 fonksiyon görüyoruz. Bir tanesi Taksim Meydanı, ikincisi Taksim Gezisi, bir de bizi alakadar eden bugünkü Fransız konsolosluğu ile ne derler? Bütünleşen. Konsolosluğun arkasındaki otoparktaki alanda cami projesi. Bu cami burada gözükmüyor. Burada gözükmüyor. Projede de bu koyulmamış fakat planda var. Planda onaylanmış vaziyette 1/1000'lerde mevcut. Efendim? Bir değil iki cami. Bir cami. Yani şu anda ben 1/1000'lerde tespit ettiğim biri Kışla'nın camisi, diğeri ise şimdiki tereket. Bir de tabii Kışla'nın içinde eskiden var olan bir cami var. O da görünmüyor. Dolayısıyla Kışla'yı yakından tekrar etüt etmek gerekir. Bunun içindeki bazı tekrar gündeme gelecek olan restitüsyon projeleri olabilir. Bunlar arasında bir cami de, Kışla'nın camii de var tabii. Dolayısıyla bir diğer taraftan 19 Eylül'de 2001'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi buradaki Taksim Meydanı yayalaştırma projesini oy birliğiyle kabul etmiştir. Bu oy birliğiyle kabul edilen projeyi 2001 mi 2011 mi? 2011. Evet, pardon özür dilerim. 2011. Yani geçen Eylül'de çok yakında 19 Eylül'de kabul etmiş. Bu projeye göre trafik tamamen yer altına alınacak deniyor. İkincisi metro ve finiküler çıkışları yanlara kaydırılacak. Böylece İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'na kesintisiz erişim sağlanacak. Bir diğer şey talimhane yaya bağlantısı sağlanmış olacak bu projeyle. 98 bin metrekare alan yayalaştırılacak. 38 otobüs ve 16 tane geçiş halinde olan otobüsler de zaman içinde buradan kaldırılacak deniliyor. Bu zamanla Haliç metro geçiş köprüsünün yapılmasına ve Marmara Ray'a bağlı. Dolayısıyla yani proje net olarak, yasal olarak karşımızda görünüyor. Fakat baktığımızda videoda gördüğünüz doküman en kapsamlı, birkaç tane de slide'ın ibaret sunum var şimdiye kadar. Başka bir projeye rastlamak mümkün olmadı. Dolayısıyla ilk baktığımızda bu projeye biz bir proje var mı diye sorgulayabiliriz. Burada gayet ilkel bir projeden hareket edildiğini görüyoruz. İlk tespit olarak ilkel bir proje. Aynı zamanda müellifi de anonim. Tabii ki belediyenin sorumluluğu, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu altında yapılıyor ama muhatabınızın tam kim olduğunu da bilemiyorsunuz. Dolayısıyla üzerinde kesin bir tartışma yapacak bir durum yok. Bana göre bütün bunlara rağmen bu proje bize iki temel soruyu sormamıza neden oluyor. Bunlardan bir tanesi proje ve amacı arasındaki çelişkiler. İkincisi de ama projenin elde edilişi. Nasıl, hangi yolda elde edildi, nasıl elde edildi? Ve bu süreç üzerinde esas olarak tartışmak gerektiği. Şimdi bir kere projenin çelişkileri, amaç ve proje arasındaki çelişki dediğimiz zaman amaç yayalaştırma olarak koyulmuş. Buna karşılık proje bir
kavşak projesi gibi bir kavşak çözümü ve trafik çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada yani esas olan yayalaştırmaya dönük yapılan tam tersine bir netice veriyor. Yani gerçekten yayalaştırmayla çözüm arasında, getirilen çözüm arasında çok önemli bir çelişki var. O da bir kere bu meydanı tamamen yakın çevresinden koparmak oluyor. Meydan bir platform haline geliyor. Eğer açabilirsek burada yine bir nasıl geçeceğim bilmiyorum ama ben projeyi de aldım ve de çevreyle birlikte yani elde ne varsa bir şekilde pardon gösterebilirsek iyi olur. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Buldum, tamam. Şuradan. Bu proje, bakın şurada sarılarla işaret etmeye çalıştım. Bir gerçekten Taksim bir kavşak ama bir tek İstiklal Caddesi haricinde 5 tane yolu yer altına alıyor. Sarılarla işaret ettiğimiz ve bu şekilde tamamen ortada bir platform ve 5 yönde de çukurlar hasıl oluyor, bir giriş tüneli. Dolayısıyla bu meydana çevresinden erişim gerçek bir sorun haline geliyor. Çünkü bu sorun zaten bakın detaylı baktığımızda Cumhuriyet Caddesi'nden Divan Oteli'ne kadar gelen bir kısmı iki tarafını tamamen koparmış oluyor. Aynı şekilde yani her tarafından aynı konuyu görmek mümkün. Yani kaldırım falan yok. Kaldırım yok. Kaldırım tamamen kaybolmuş vaziyette. Sanıyorum şurada da şeyi görüyoruz. İsmet İnönü Caddesi. Yani bugün Gümüş Suyu'nun bağlantısını görüyoruz. Orada aynı zamanda öylesine ki hemen hemen hiç kaldırım bırakmayarak, sıfırlayarak hem alt geçitle hem de U dönüşle bakın tamamen kamu mekanı olan yolu yok ediyor bir anlamda. Tamamen trafiğe vermiş oldu. Bu şekilde oradan ulaşabileceğiniz kopuk bir platform ortaya çıkmış oldu. Peki, o zaman gece abi. Niye gelsin ya? O zaman buraya nasıl gelinecek bir kere? Demek ki ya metro ile geleceksiniz ya da sadece İstiklal Caddesi'nden bağlanabileceksiniz. Yani sadece yani bu yaya söylemi sadece bir kastrol gibi, bir cezve gibi saplı şey olan İstiklal Caddesi olan bir platform haline geliyor. Bu yönden tamamen amacıyla çelişen bir durum var. Onun dışında yani gerçekten yayaların buraya ulaşması için çevreden ben kendimizin devamlı kullandığı sıra sergileri düşünüyorum. Sıra sergiler veyahut da buralardan yayaların kuyruk yaparak gelmesi lazım. Bunun dışında yani bu anlayış üzerinde durmak lazım diye düşünüyorum. Yani bir meydan dediğimiz zaman genelde biz neden hemen trafiği yerin altına almayı düşünüyoruz? Ve bugüne kadar yapılan yarışmalarda da bu meydanın geçmiş, yani projelendirme tarihine baktığımızda 1987 yarışmasında da aynı şey var. Ondan sonraki iktidarların sırayla ele alışlarında da bu projeyi yine aynı olay var. Ne oluyor da bu şeyler, yani çözümlerde ilk aklımıza gelen devamlı trafiği yerin altına almak. Yani bu gerçekten bize özel diye düşünüyorum ben. Bir yandan da bizi 87 projesinin jüri üyelerine baktım. Jüri üyeleri bizim de hocalarımızdı ve bizim kendi öğrenciliğimizi hatırladık. Gerçekten
bize öğretilen buydu. Yani çözüm olarak bu gibi, yani bir meydan düzenlemesi dendiği zaman katlı kavşak çözümünü getiriyorduk ve ona göre zaten değerlendiriyorduk. Dolayısıyla profesyonellerin de politikacılara sunduğu çözüm galiba bu çözüm oluyor. Ve ben yani kendi hocalarımı da hem rahmetle danıyorum çoğunu. Gerçekten buradaki sorumluluklarım neydi acaba diye soruyorum. Ama buna rağmen bu kadar yıl geçti aradan. Bu kadar örnekler görüldü. Bu kadar içinde, yani Türkiye'de, ya İstanbul'da uygulanan örnekler yaşandı ve oradanın yaşanmazlığı ortada. Buna rağmen niye hala bu tip çözümler üzerinde ısrar ediyoruz? Bu önemli bir konu diye düşünüyorum. Ama bu konu dediğim gibi yeni değil. Bütün dönüşüm projelerinde var. Nurettin Sözen'in projesinde de aynı şekilde devam ediyor. Bir trafiğin yer altına alınması konusu. Tayyip Erdoğan'ın projesi de aynen devam ediyor. Yalnız arada şöyle bir yaklaşım gördüm. Burada trafik yer altına alınmamış. 2004'te tartışılıyor bu konu. Trafik yer altına alınmamış ama trafik, meydanda trafikten az çok arındırılmış görünüyor. Neden bu çözüm yine terk edilip 1 Haziran, yani 12 Haziran seçimleri öncesinde Tayyip Erdoğan'ın Kadir Topbaş'la birlikte gündeme getirdiği, biraz evvel videoyla gördüğünüz yine yeraltı çözümü. Bu sorgulanması gereken önemli bir konu diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki projenin elde ediliş biçimi hiçbir, yani bugün için kamu alanlarının projelendirilmesinde bir kere kamu alanının anlamı üzerinde ne olduğu ve nasıl değiştiği konusu tabii ki tartışma konusu, ama bu bunların projelendirilmesi, tasarım ilkeleri tamamen farklı metotlarla yapılmaya başladı. Yani katılım en başta gündeme gelen konu. Üstelik de katılım bizde yani Habitat 2 döneminde daha çok oturdu, daha çok gündeme geldi. Buna rağmen bu proje tamamen bir anlamda kapalı kapılar arkasında mı denir bilemiyorum. Hiçbir açıklaması olmayan ve teknik açıklaması da olmadığı gibi ilkeleri de belirlenmemiş, muğlak bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da sadece bu projeye has olmadığını görüyoruz. Genel olarak İstanbul'daki yapılan bütün operasyonlarda aynı sistem, yani başat, yani stratejik aktör Ankara olarak karşımıza çıkıyor. Yerel yönetimlerin burada sözü nereye kadar var? Zaten yerel yönetimle Ankara bir füzyon halinde, ama her şeye rağmen yerelin bu kadar yani sembolik değerlerine rağmen, her şeye rağmen yerelin konusu olan bu meydanın projelendirilmesinin doğrudan doğruya bir seçim propagandası gibi, bir emir gibi ortaya çıkması olağanüstü. Bugünkü proje ediliş yöntemleri açısından. Şimdilik ben burada durayım. Tamam. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben sözü tekrar önerdiklere vermeden şöyle bir şey düşündürüyor bana senin anlattığın bu. Neden böyle? Yani neden birdenbire şeyler yok olabiliyor? Kaldırım insanların, yani kişilerin bunun ve bunu bir tekerrür olarak söylüyorsun. Hep böyle bir devamlılık var diyorsun. Zaten İstanbul'u iyi kullananlar biliyor, yani kaldırım diye bir olay hep son en son düşünülen olay. Kaldırım olduğu zaman üstüne bir şey konur, altı koyulur vesaire. Şimdi bunu ben şeyle, yani tamamen ayrı, şehircilikten ayrı bir
uzak bir yaklaştırmayla görüyorum tarihçi olarak belki. Yani Osmanlı'dan Türkiye'ye gelmiş bir sivil toplum zayıflığı Osmanlı'da hiç yok aşağı yukarı. Yani temsil üzerine dayalı sivil toplumdan gelen ve devlete adres olan kişiyle, fertle devlet arasında aracı kurumlar olarak sivil toplumun zayıflığı malumdur, herkes bilir. Burada onun böyle bir mirası olarak görüyorum. Ve sivil toplumun mekanı olarak da toplumsal alanın, yani öyle hani anlamsız bir şey olarak şey. Toplum öyle değil. Toplum kamusal alan kullanmasını biliyor, yapmasını biliyor. Mahallelerde var. Fakat yani moderniteyle de yok oluyor. Fakat şeylerin, iktidarların, devletin kamusal alan diye bir şey tanımaması ve oraya gidip de yani hani hep oradan bir şey alınabilir, yapılabilir. Mühendisliği de var. Bunun yok edilebilmesi de var. İşte iktidarların gözünde. Bu böyle bir kalıtımsal mı diyorsunuz? Bir şey gibi geliyor bana. Genetik. Evet, genetik bir olay gibi geliyor. Bir de tabii şey var burada, teknokratik bir Kemalizm anlayışı. Kemalizmin bıraktığı bir teknokratik anlayış. Yani bir şey olduğu zaman kağıt kalem çıkarırsın, çizersin ve bu hallolur. Çizmeyle hallolmuyor işte yani. Bu senin dediğin buna çok çarpıcı geldi projeyle. Yani bu bir yayalaştırma projesi, bir trafik projesi, bir kavşak çözümü olarak algılanmış. Tabii yani hayli zavallı bir olay. Benim için çok da önemli olan bu hiç şey bu projelerin düşünülme ve yürürlüğe konma prosedürlerinin hiçbir böyle konsültasyon, topluma açma, tartışma ve konfrontasyon, öyle bir konfrontasyon prosedürün bir merhalesi olarak düşünülmemesi bunu. Ne bunların Türkçesi? Yüzleşme, müzakere. Müzakere, yani böyle bir şey kanunen var, değil mi? Böyle bir mecburi değil mi? Mecburi bence. Bilgilendirme şekli. Yani bilgilendiriliyor ve ondan sonra o şey, o yani ilgililerin tepkisi alınıyor ve o tepki kale alınmak zorunda bir şekilde. Birebir olmasa bile. Her neyse, ben bunu komentarlarımı burada bırakacağım. Bu Güzin'in söyledikleri üzerine kim önce tartışmak ister? Korhan? Yani ben isterseniz biraz bu tarihi ayrıntılandırabilirim. Yani 87'deki proje olsun, 94'lerden sonra ortaya çıkan proje. Bunların her birini aslında kamuya mal etmek için epey uğraştık. O zaman bir platform şeklinde işlev gördü. Ben hatta şeyi hatırlıyorum, 95 mi 96 şeyin içine makinemi sakladım, partisyonum ve fotoğraflarını çektim. Aynı bu projenin maketi vardı çünkü şeyde. Ve basında bu çok ciddi bir tartışma yaratmıştı ve mimarlık dergilerinde yayınlandı. Koran, bir mimar odasında bir toplantı yapmıştık galiba. Tabii buradaki mimar odası. Ve yayınlanmıştı. Tabii. Şimdi buradaki... Aynı bu proje mi? Bu proje tabii. Yani çok ufak bir farklılık var. Orada bir rotondo kavşak vardı. Meydanın yani anıtın etrafından dönen. Bunda yok ama onun yerine daha dikdörtgen bir kavşak var. Cumhuriyet Caddesi'nde onda iki dalış tüneli vardı. Birisi bypass ediyordu meydanı. Bunda onu kaldırmışlar. Yani çok küçük bazı farklılıklar var ama yaklaşım aynı. Ben bu tarafında olayın yani bu teknokratik mantığı yani Güzin'in sözünü ettiği bu sürekliliği kavramak için bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela futbol stadyumunun çok büyük bir tartışma yaratmadığını düşünüyorum. Yani Birinci Dünya Savaşı sonunda futbol popülerleşmişti, şey olmuştu. Fakat bu Lütfi Kırdar'ın da Yenileşen İstanbul kitabında tarif ettiği Avrupa başkentlerinde olan bir opera, işte bir kültür merkezi, bir açık hava tiyatrosu, bir çok amaçlı salon falan. Hani bu programla aslında bu siyasi, yani bu şeyin, kamusal alan kavramının hala neoklasik bir kavram olarak günümüze geldiğini, nasıl meslekler, mimarlık, şehircilik, bilmem ne bunlar hala neoklasik dönemin kalıntısını taşıyorsa, sanat ayrışmış alanlar olarak gözüküyorsa, bence kent mekanı da hala neoklasik dönemin izlerini taşıyor, yalnız bir farkla.
Ne demek istiyorsun klasik dönemde? Yani bu şeyin, Taksim'in bu açıdan bir şeyin, kültürel prototiplerin gösteri alanı olması, yani opera kavramıyla, cami kavramı üzerinden şey yaparsak, bugün de kışlayla aslında AKM arasındaki ikilem ya da bu teknokratik çözümle kışla arasındaki şeye baktığımızda, bu bölgenin aslında gerçekleştiği zaman, yani 1930'lardan sonra 36'da başlayan 39-40'lara hatta 70'li yıllara kadar uzanan yapılanma döneminde aslında opera fikrini bir kesim tarafından kolay kolay kabul edilmediğini fark ediyoruz. Yani bir zorluk var. Operanın kullanım süresiyle inşaat süresi arasında bir tersine orantı var. Ya bu da şey. Ve bugün de hala bu şekilde devam etmesi. Ben de hani başbakanla diyalogları, bakanlarla bizzat diyalogları bildiğim için, yakından bu AKM projesini takip ederken gördüğüm için, aslında dillerin altında bir bakla var, onu kimse söylemiyor. Yani burası ikinci millinin reprezentasyon alanı. Yani burası daha evrenselci, daha ulusalcı bir milli kimlik inşasının tezahür ettiği alan. Fakat ondan önce tabii halifelik ve etrafında inşa edilmeye kalkışılan bir başka milli proje var. O milli projeyle bu milli proje arasında bir var, çelişki var. Zaman zaman örtüşme var ama çoğu zaman da ikisi arasında bir bugüne kadar gerçekleşmiş. Yalnız yani bu halifelik zamanındaki daha emperyal bir proje değil mi? Olsun, o da aslında bir ulus devlet programına doğru yöneliyor. Yani halifelik aslında hiçbir zaman bir Osmanlı çok kültürlü falan şeklinde değil, bayağı o da neoklasik bir proje. Yani geçmişe dönük değil, Osmanlı kavramı zaten nasıl 20. yüzyılda kazandığı anlamla Türk kavramının 20. yüzyılda kazandığı kavram birbirine çok benziyor. Çok böyle hani Osmanlı'yı biz daha eski bir şey zannediyoruz. Halbuki o da çağdaş bir şey olarak, bir derin akıntı olarak, ulus devlet olarak, ulus devletin şeyi olarak, simgesi olarak Osmanlı inşa ediyor. Bu da en önemli 1953, yani bunun en belirgin ortaya çıktığı şey 500. yıl kutlamaları, yani fethin. İşte bu mehter takımı olsun, İstanbul'un fetih törenleri olsun falan. Şimdi iki tane şeyin karşılaşma alanı olduğu için burası Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde Teknik Üniversite tarafından yapılmış olan bu dalış tünelli projeyi, ki o zaman Nurettin Sözen zamanında genel sekreter yardımcıları falan teknik üniversite hocalarıydı. Onların üniversitede yaptırmış olduğu iki önemli proje vardı. Bir taraf Maçka Demokrasi Parkı, bir tarafta da burası. Fakat bu proje o zamanki bu sivil toplum girişimi tarafından itirazlarla karşılaştığı için Sözen bunu yapmaya çok fazla cesaret edemedi. Sözen projeyi, bilmiyorum hatırlarsanız, yani bu şeye rağmen, hocaların bastırmasına rağmen biz karşı koyduk ve o Sözen açıkçası bir türlü bu projeye girişemedi. Sonra hatta bu şeyin de bir yolun iptal edilerek, yani gezi girişindeki o geziye davet eden basamaklarla meydanı bütünleştiren daha pragmatik bir çözümü, Hilmi Yavuz hatta bir ara bana sordu, dedi bunu yapsak olur mu? Ben de olabilir dedim, yani o yolu kaldırabilirsiniz. Yani burada bir şey olabilir ama ya bu alanın bir tartışmaya açılması lazım. Asıl mesele, yani ben buradaki öznenin ortadan kalkmış olmasına bağlıyorum. Çünkü Lütfü Kırdar burayı tarif ederken bayağı merkezi otoritenin bir projesi olarak anlatıyor. Yani bu aslında kentteki kültür kurumlarının bu işe nasıl katılacağı vesaire, böyle bir problematik yok. Tamamen yeni cumhuriyetin bir gösteri alanı olarak bu alanı programladığı için daha sonra 1950'lerden sonra aslında öznesiz kaldı. Yani Taksim Meydanı'nın aslında pek bir öznesi yok. Yani buranın zaten Hilton tarafından bölünmesi falan şeyini, işlevselliğini yitirmesine neden oldu ama mesela Maçka Parkı'ndaki işletmelere bakarsanız, Nurettin Sözen zamanında üniversite hocalarıyla yaptırılan o restoranlara şu anda, yani oralara kimse giremiyor ve çok tehlikeli alanlar. Çünkü orası bir takım böyle şeylerle, işte arabalar giriyor içeri, bilmem ne oluyor. Yani Maçka Parkı'nın yönetimi de özelleşti, daha küçük ölçekli. Ama gezinin içine de oteller yapıldı. Yani işte rekreasyon alanına bir otel yapıldı. Dans alanına bir otel yapıldı. Yani bütün bu şey aslında 50'lerden sonra zaten bu kamusal öznenin aslında yavaş yavaş özel sektör tarafından yontulmaya, kırpılmaya ve yani kamusal alanın aslında özelleşmeye başladığını görüyoruz. 96'da burası Kongre Vadisi olarak adlandırıldığında bir ara formül bulunmuş gibiydi. Çünkü
şeyin işletmesi, yani Lütfikırları projesiz gene anonim bir şekilde dönüştürdüler hızla. Oradaki bütçe işte şeyin zirvenin ana toplantının yapılacağı yer olduğu için merkezi otorite tarafından sağlandı. Ama asıl bu NATO ve IMF toplantıları sırasında buranın özelleştirilmesi tam da bu gidişin adını koymak oldu. Şu anda çünkü tamamen özel sektör tarafından işletiliyor. Yani İstanbul Kongre Merkezi'ni Rixos işletiyor. Kapıya bir tane şey koymuşlar, rezervasyon bürosu, o kadar. İstanbul Kongre Merkezi böyle yani aslı öznesi yok yani bir özel sektör, bir otelin şeyi gibi. İşte Convention Center öyle, Lütfikırdar öyle, Lütfikırdar'ın da aslında mesela spor ve sergi sarayıyken orayı STK'lar kullanabiliyordu. Çevre etkinliği yaptık orada. Yani belediye bize tahsis edebiliyor. Şimdi artık bir şirket var karşımızda ve yani kullanmak mümkün değil. Büyük bedeller ödeniyor. Buradaki dönüşüm bence, yani bugünkü dönüşüm bu iki neoklasik programın diyelim. Birisi birinci milli, yani oraya cami yapmak isteyen ve operadan nefret eden. Öbür taraftan da burayı böyle bir asri kent merkezi, yani şey yapmak, modern kentin temsil alanı olarak göstermek isteyen proje, ikisi de aslında iflas etti. Yani ikisinin de aslında görünürde çok fazla bir şey dönüştürme imkanı yok. O yüzden bu bir kutsal bagaj olarak arka plana çekiliyor ve kamusal alanı müzakereye kapatıyor. Bugün ideolojinin gördüğü işle aslında tam da siyaset dışına itmek oluyor kenti. Çünkü Çin Komünist Partisi de bunu yapıyor. O zaman teknokratik bir şeye dönüşüyor kent görünüme. Çünkü ütopyaların itirazlarla karşılaştığı bir dönemde Frederick Jameson'ın söylediği gibi Rem Koolhaas'tan şey yaparak, alıntı yaparak bunu artık biz buraya cami yapıyoruz sözcüğü. O benim fotoğrafları çektiğim zamanki gibi ön sayfalara fışkırınca AK Parti bir türden bunun üstüne kurulmuş bir şey üzerine, ders çıkarma üzerine kendi programını geliştirdi. Çünkü baktı ki bu tip şeylerle hani kolay değil. Yani cami yapıyorum demek tartışmalara neden oluyor. O yüzden de 28 Şubat'ın ana belirleyici şeydi zaten. Bugün de mesela AKM'nin yıkılmasına karşı çıkanları 28 Şubat'ın destekçileri olarak algılıyor. Yani ben politikanın biraz psikodinamiklerine bakmak gerekir diyorum. Yani neler üzerine, hangi bagajla meseleye yaklaşıyor. Dolayısıyla o yüzden itirazlar da, yani buna itiraz edenler varsa demek ki bunlar geçmişte bana buraya 3 tane çember çizdim diye, yani o Nurettin Sözen'in projesinin üstüne Bakırköy ilçe başkanı mimarmış AK Parti'nin ya da o zamanki Refah Partisi'nin tabii. O oturmuş, o projeyi kopyalamış. Onun üzerine 3 tane çember çizmişti. Bir tanesi merkezde bir büyük çemberdi. Bir tanesi Divan Oteli'nin karşısında bir çember. Bir tanesi de Gezi Oteli'nin orada bir çemberdi. Şimdi bu çemberler yüzünden 28 Şubat oldu. Yani kimse o dalış tünellerini tartışmadı o zaman. Hatırlarsanız Mimarlık Odası'ndaki tartışmalarda da insanlar sevindiler hatta. Yani o çemberlerin yüzünden projenin yapılmamasına insanlar sevindiler. O çemberle 3 tane cami yerini gösteriyordu ama daha ortada bir proje yoktu. Sadece bir çember çizimiydi. Şimdi bu çemberlerin bu kadar yankı yaratmasının ben çözülmemiş bir problemin günümüze taşınması olarak görüyorum. Eğer geçmişte bir şeyle demokratik bir şekilde biz hesaplaşamıyorsak o dört nala tekrar geri gelmeye aday olarak bir yerde duruyor. Bu yüzden yani o çemberlerle ilgili mesele şeyde bir kaşıntı yarattığı için siyasetçilerde, ha benim cami yapmamı engelleyenler demek ki bu projeye karşılar dediği için bugün karşı çıkışı da pek anlamlı kılmıyor. Yani karşı çıkanları da başbakan bu tema üzerine. Bu evet, yani cami yapacaklar, kışla yapacaklar. Ha bunları biz biliyoruz, bunlar işte darbecidir falan gibi bakıyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey var, yani başbakanı daha büyük düşünmeye çağırmak. Ben öyle düşünüyorum, yani bir aslında bunun için bir hazırlık da yaptık. Yani başbakanın bu neoklasik anayasa şeyinin bir göstergesi. Yani herkes kamu sahasına kendi kimliğini vurmak istiyor, damgasını vurmak. Ve bunu işte bugün ideolojiyle yapamadığı için de teknokratik bir şekilde işte Taksim Meydanı'nda biz aldık yaptık. Bunun şeyini gerçekleştiremediği için Topkapı'da Fetih Müzesi'ni yaptılar biliyorsunuz. Yani 28 Şubat sürecinin şeyi ayrışma oldu. Madem burası Beyoğlu şeylerin mahallesidir, içki içilen yerdir. Biz de o zaman Fetih şeyinin zaten geçmişteki kutlamaların yapılması için öngördüğümüz yere bu ütopyamızı gerçekleştirelim. Demek iki tane milli proje gerçekleştirildi Cumhuriyet döneminde. Büyük kapsamlı. Bir tanesi Prostun projesi. İkincisi de mimarı belli olmayan
Topkapı'daki şehir parkı. İkisinin de okuyun metinleri aynı tarifler. İşte insanlar burada gezip hava alabileceği ama aynı zamanda da okudukları zaman, oradaki şeyleri gördükleri zaman ben neymişim diyecekleri. Ama Fetih Müzesi'nin bir tek farkı var. Kültür AŞ işletiyor. Yani bir şirket üzerinden işletiliyor. Ama buradakinin öznesi yok. Dolayısıyla bu hesaplaşma 90'lı yıllarda ikiye ayrışarak çözüldü. Birisi Fetih Müzesi oldu, birisi gene Taksim olduğu gibi kaldı. Ama bugün artık bu dönem geçtiği için ve öznesi de ortadan kalktığı için iki tane neoklasik programın çatışma alanı olarak değil, bu alanı AVM yapmak üzere mesela biçimlenebilir. Yani ne opera, ne cami, olacağı şey AVM. Buranın, yani o kışların olacağı yer bir şirket tarafından mutlaka yönetilecek. Çünkü özne yok, kamusal özne yok. Dolayısıyla buna direnmenin yolu, yani bu projeyi çözmenin yolu bizim anayasaya bakışımızla çok benzerlik gösteriyor. Eğer anayasada da eğer bu problemleri böyle geçiştirip AK Parti çok fazla da siyaset yapmıyor, işte onda bir teknik bir şey gibi kente bakıyor dediğimiz anda biz bu sorunla yüzleşmiyoruz. Bu şeyi kültür kurumlarıyla vesairesiyle yani bu kamusallığın nasıl öznellikleri içerebileceğini, anonim bir şey olmadığını, nasıl sadece güvenli bir yer olması ya da steril bir yer olması, sadece araçların trafiğin el vermesi değil, nasıl içinde insanların kültürel vatandaş olarak yer alabileceğini düşünmeye başlarsak, bu geçmişten kalan yüklü mirasla, çok yüklü bir mirasla karşı karşıyayız. Yani sadece basit bir projeyle değil, bu kadar ciddi bir şeyi karşılama ve yönetme imkanımız olabilir. Yoksa Başbakan'ın bu konulardaki itirazlara kulaklarını tıkayacağını tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de biz teşekkür ederiz. Çok zengin ve çok elemanlı bir konuşmaydı. Çok şey var yani söylediğinde gayet yoğun. Aykut'a sözü vermeden şey bu senin yani bir sürü şeyle benim fikir olabilirim. Sadece Topkapı'daki Fetih Müzesi'nin mantığının bununla ilgili olmadığını düşünüyorum. Ama o ayrı bir konu yani. Bu böyle bir burada bir şey yok. Burada bir o kadar kimliksel bir olay yok. Burada daha başka şeyler var. Daha böyle bir eğitme var, şartlandırma var vesaire vesaire. Şöyle şeyler var. Bir de enteresan olan bu yani kültür mekanlarının şehre kentsel bir dönüşüm yapmak için kullanılmakta olduğu bir evreden geçiyoruz dünyada. Ne bileyim Tate Modern buna yaradı. İngiltere'de Guggenheim Müzesi, Bilbao'da buna yaradı falan. Fakat burada bir türlü buna da gelinemiyor. Yani onu bilemiyorum. Benim hala merak ettiğim şey bu niçin yaya mekan, niçin böyle bomboş bir mekan? Bu çok çok eski bir model yani. Alexanderplatz gibi şey Berlin'in Alexanderplatz'ı gibi yani nedir, niçin böyle bir yalın bir yani hani hiçbir başka bir fonksiyonu insanların dik durmaktan başka orada yan yana başka bir fonksiyonu olmayan bu mekan nereden çıkıyor yani hangi akla hizmeten? Aykut? Pardon. Şey konuşma üzerine bir sorum olacak. Diğer konuşmacılar da değinirse. Ben de tahminlerimin bir kısmı en sonunda yapsam. Ben 10 dakika sorum. Sonra en sonunda. Sen cevap verirsin konuşmanda. Ya önemli bir mesele. Ama bu en mesele... son olursa ben galiba konu konuşmayı söylediklerine ya benim soruma da cevap verebilirseniz Nora da aynı sıkıntıyı yaşıyor galiba. Sadece bu ikilem mi ideolojik yoksa İstanbul'a kendi geniş coğrafi bölgesi içinde içler fonksiyonla ilgili bir taksim. Evet. Okuması mı yapmak lazım yani finans merkezi, alışveriş merkezi, yani öyle bir dünya merkezi. Evet. Bu arada cami olursa da olur artık, cami çok problem değil galiba. Evet. Şimdi galiba bunun söylediği gibi Koran'ın konuşmasına benzer biçimde benim konuşmam da çok katmanlı bir konuşma olacak ama gerçekten o kadar çok katmanı var ki yani olayı tek bir üzerinden ele almak alabildiğine... Önce şunu söylemek lazım, şunun altını çizmek lazım. Az önce Güzin söylediği gibi
bu proje bir yayalaştırma projesi adı taşıyıp ama yayayı dışlayan bir proje. Ne var ki İstanbul'da yayayı dışlayan ilk proje değil. İstanbul'a son 20 yılda, 30 yılda yapılan bütün müdahalelere baktığımızda özellikle karayollarının bir çözümü olan kavşak çözümlerinin kent içinde uygulanmasıyla zaten yayanın kenti kullanması giderek ortadan kaldırılıyor. Ama bu da diyor ki ben yaya için yapıyorum. Ötekilerde demiyor. İşte ona oraya gireceğim. Ötekilerde onu demiyor. Tabii onu demiyor. Bu da meydan olduğu için öyle diyor. Dememesi önemli değil. Öbür tarafta da ben tünel yapıyorum, ulaşımı rahatlatacağım diyor. O Dolmabahçe'de sadece meydan düzenlemeleriyle değil, o tünel için yapılmış olan dalış tünelleri, yani o silahlar ağaya doğru giden dalış tünelleri, yayanın Dolmabahçe'yi kullanmasını tümüyle olanaksız hale getirdi. Yani bir insansız bir yere dönüştü. Şimdi bir kez onun altını çizmek lazım. Burada temelde bir şey var. Bir de yine ben asıl konuşmaya geçmeden önce bir farkın da altını çizmek istiyorum. Bundan sonra gireceğim. Sözen dönemindeki proje ile, Sözen döneminde teknokratlar aracılığıyla elde edilen proje ile bu proje arasında benzerlik olduğu bir gerçek. Ama şöyle bir fark var. Sözen döneminde, Sözen döneminin ya da Sözen'in Taksim'e böyle bir radikal müdahale gibi bir meselesi yok. O dönemde bütün meydanlar için peş peşe yarışmalar açılıyor. Bu yarışmalardan biri de Taksim için açılıyor. Orada Taksim'e bu radikal müdahaleyi, bu benzer müdahaleyi öneren bizatihi teknokratların kendisi. Şimdi ise durum öyle değil. Şimdi herhangi bir şekilde teknokratlara falan sorulmuyor. Doğrudan doğruya hem de başbakan böyle bir radikal müdahaleyi özellikle tırnak içinde ortaya atıyor. Şimdi bir kere burada ciddi bir anlamsal ayrım var. Niye o anlamsal ayrım olduğunu üzerinde durmaya çalışacağım. Yine onun üzerine durmadan bir kavşak projesi dedi Güzin. Onunla da ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bugüne dek 19. yüzyıldan Hocapaşa yangınından sonra yapılan ilk imar düzenlemelerinden bugüne İstanbul'a yapılan bütün imar düzenlemelerin, müdahalelerin ana paradigması ulaşım üzerindendir. Hatta Hocapaşa yangınından sonra imar düzenlemesini yapacak komisyonun adı Islahat-ı Turuk Komisyonu'dur. Yolların düzenlenmesi komisyonudur ama yol düzenlenmesinin çok ötesinde ciddi bir imar düzenlemesidir. Ve bugüne kadar bütün İstanbul'da yapılan imar müdahalelerinde hep ulaşım, yol hep temel paradigma haline gelmiştir. Şimdi bu müdahalelere baktığımızda, şimdi de niye Taksim müdahalesinin bu kadar radikal biçimde ortaya çıktığını belki o şekilde görebiliriz. Şöyle bir şeyi görüyoruz. Şimdi bir kere bu müdahaleler hepimizin bildiği gibi ana olarak 1950'den sonra radikal müdahaleler biçiminde karşımıza çıkıyor. Daha önce de var, tabii ki daha önce de var. Tek parti dönemde de var ama tek parti dönemde hem Cumhuriyet'in olanaklarını Ankara'ya yöneltmiş olması, asıl meselenin Ankara olması, hem de İstanbul'da büyük imar düzenlemelerine girişilmemiş olması İstanbul'u bu tip müdahalelerden bir parça uzak tutuyor. Ve asıl ilk büyük müdahale, 3 tane bugünü bir yana bırakırsak eğer, bugünden önce 2 tane büyük müdahale dönemi var. Birisi Menderes döneminin müdahalesi, 57-58 imar hareketi, ikincisi Dalan dönemi. Şimdi de benzer bir süreci, İstanbul'a benzer bir müdahale sürecinde AKP döneminde yaşıyoruz, yaşamaktayız ve yaşayacağız gibi gözüküyor. Şimdi bu 3 döneme baktığımızda bir ortak özellik var. Yani Menderes, Özal ve günümüz dönemine baktığımızda ortak özellik çok net. Her seferinde merkez çevre çatışması üzerinden, çevreden gelen siyasal aktörlerin iktidara geldiklerini, belirli bir ilk başta belirli bir demokratikleştirici program hayata soktuklarını ama sürekli bir muktedir olma meselesiyle karşı karşıya geldiklerini, iktidar olmalarına karşın o muktedir olma sorununun onları zorladığını ve asıl modernleşme dinamiklerini taşıyan yer Ankara değil de İstanbul olduğu için İstanbul üzerinden, İstanbul'da kendi iktidarını hayata geçirerek İstanbul üzerinden muktedir olma alanını genişletme meselesi olarak görüyoruz. Yani rant değil, bu çok doğrudan doğruya o iktidarın söz söyleme, etki olma, değiştirme, dönüştürme erkinin İstanbul gibi temel, önemli bir merkezde kendini göstermesidir. Yani unutmayın, Menderes 57-58 imar hareketi sırasında Menderes bizatihi o imar düzenlemelerin başında durmuştur. Hatta eline taşı alıp
taşı atarak o şey Kemal Altı Caddesi'ni akademinin önüne doğru giden caddede caddenin genişliğini elindeki taşı atarak belirlediği söylenir. Şimdi ve o Menderes döneminde yine tabii hep ulaşım meselesi üzerinden gidiyor. Bütün Aksaray'dan başlayıp Dolmabahçe'ye kadar giden ve işte Behçet Ünsal'ın o sanat tarihi araştırmacı yıllığında müthiş bir liste olarak yayınlar. O dönemde 57-58 yıkılmış olan yapıların listesini verir. İnanılmaz bir listedir o. Yine o dönemde Kennedy Caddesi ile surların denizden koparılması vesaire. Şimdi Dalan dönemine baktığımızda, Dalan döneminde yapılan bütün müdahaleler hem bir yandan ulaşım paradigmasına dayanıyor yine. İşte Tarlabaşı Bulvarı'nın açılması, kazıklı yollar, Haliç kıyısına yolların açılması vesaire vesaire. Bir yandan da bu tip böyle bir radikal dönüştürücü müdahale İstanbul'a. Şimdi günümüzde işte meseleyi buradan okuduğumuzda Taksim'in, burada Korhan'ın söylediklerine de katılıyorum. Yani Taksim'in bir iktidar alanı olarak çeşitli dönemlerde farklı projelerin nesnesi haline gelmiş olması değerlendirmesine katılıyorum. İstanbul'a ne kadar ne yaparsa yapsın bu iktidar dönemi hiçbiri, hangi bu diğerleri hangi boyutta olursa olsun hiçbiri Taksim'e yapılan müdahalenin simgesel boyutunda olamayacaktır. Olamaz. Taksim'e yapılan müdahalenin simgesel boyutu çok yüksektir. Bu da çok doğal olarak bu kadar simgesel boyutu yüksek bir müdahalenin de sadece ve sadece o meydanın ağaçlandırılması, düzenlenmesine ibaret olması da beklenemez. Yani meselenin esası budur. Yoksa hiç kimsenin ne Taksim'i yayalandırmak umurunda, ne Taksim'i daha iyi bir meydan yapmak umurunda, bunların hiçbiri hiç kimsenin umurunda değil. Şimdi meseleye buradan yaklaşılırsa, o zaman o zaman belki Korhan'ın dediği anlamlı olabilir mi? Ya biz öylesine bir şey verelim ki, bunların eline, bugünkü iktidarın eline, ya sen yine Taksim'e müdahaleni yap, yine Taksim'in üzerine damganı koymuş ol, ama yani kışlayı yeniden inşa etmek gibi, orayı yayalandıracağım diye yayadan arıtmak gibi yanlışları olmayan, ama bu mümkün mü? Bana çok mümkün gelmiyor bu. Mümkün mü? Yani bilemiyorum. Bana çok olabilir, belki böyle bir şey olabilir ama yani ama şunu görmek lazım. Sözen döneminde bu projenin benzer kararlarla ortaya çıkmış olması ve sonra da gerçekleşmemiş olması, hayata geçmemiş olması çok anlaşılabilir bir durumdur. Aynı şekilde bugün de bu projenin hayata geçecek olmasını anlamamız lazım. Ben geçmeyecek. Hayır, geçecek. Bu proje hayata geçecek. Geçmek zorunda. Geçmek zorunda. Çünkü geçmek zorunda yani keşi geçmese tabii ama öylesine bir taahhüt var ki, öylesine ciddi bir taahhüt var ki sadece Taksim'i düzenleyeceğiz demedi başbakan. Çok daha net projeyi tarif etti. Bütün trafiği meydanın altına alıyoruz ve Taksim'i yayalaştırıyoruz dedi. Seçim programında yer alıyor. Ve seçim programında bunu şey yaptı. Anlamakta zorluk çektiğim sizin ikinizin de açıkladığı şeyde bunun nasıl bir simge olabileceği? Yani buradaki simge ne? Modernleşmenin simgesi. Modern İstanbul'un simgesi de Taksim. Yani idi belki bir ara. Şimdi yani bir dakika bu modernite. Şimdi bu adamların son derece iyi eğitilmiş konsultantları var. Danışmanları var. Bu danışmanların bunlara modernite diye 1920'lerin hadi bilemedin 50'lerin modernitesini satmış olması mümkün değil. Ben bunu böyle anlayamam. Yani bunlar işte çok modası geçmiş. Anlamıyorlar, bilmiyorlar. Böyle bir modernite projesi olamaz. Modernite bu değil. Postmodernite de bu değil. Hiçbir şey değil. Dolayısıyla burada neyin simgesi olduğunu... Bunun modernite projesi olduğu söylenmiyor. Hayır, anladın mı? Ne o kadar önemli ne ben öyle mesele ama diyorsunuz ki simgesel. Nesi simgesel? Taksim'in kendisi simgesel. Yani, proje değil. Hayır, Taksim'in bizatihi kendisi simgesel. Bir şey asıyorsun oraya. Simge dediğin zaman kendine ait, kendi kimliğine ait bir şey asarsın. Modernite olsa moderniteyi asarsın. Bu
demode bir şey, yani demodeden öte kullanılamayacak bir şey. Yani burada anlamak mümkün değil. Bu sadece abuk bir şey. Yani bunu bak hani, şey yapmadım. Yani bunu anlamak hakikaten mümkün değil. Bak, bu kadar Noracığım, bu şeylerle söylüyorum. İki tane şey söyleyeceğim. Neresi sinir bunun? İki tane yani. Şey söyleyeceğim. Ben sana. Buraya şey ettim, buraya şey ediyorum, Erkcan bir şey yapıyorum, bir şey yapıyorum buraya demek kafi bir şey değil. Sembol değil. Daha kuvvetli bir sembol lazım. Ay. Hadi yani tamam bıraktım şeyi koyamayacak. Cami mami yapma projesi olsa cami projesi yok. Ya da ne bileyim bunu daha böyle yani kendi bu iktidarın kendini temsil eden şeyleri cami, atsa. Cami, anlarım cami atmayacak. Hayır. AKP'nin oraya cami yapması kadar kendisinin Taksim'e müdahale edip de cami yapmaması da aynı anlamı taşır. Aynı yani anlamı taşır. Yani, bakın taşır. Anlam farklı değildir. O sonunda o karar veren yine AKP'dir. Ben yolları bıraktım. O esplanat, o boş yer. Bu yani işte o başka bir işi mimari tersek o ayrı bir tartışma. Yani, ya, o ayrı bir tartışma. Onu biz görüyoruz. Onlar göremez. Göremez diye bir şey yok. Sen bu mekan gördüğün zaman, baktığın zaman bu olacak. Bir, no man's land. Böyle üç tane kişinin içinde yürüdüğü bir yer olacak. Tamam mı? Bunun neresi modernite? Bunun neresi? Kimse bunun, modernite demiyor yani neresi, ki. Neresi bu iktidarın sembolü? Yani görünürde ki görünürlük önemli. Taksim'e müdahale yapmış olmak çok. Şimdi bakın Taksim'le ilgili. Bu sizin onlardaki nevrolojisi. Taksim'in tarihiyle ilgili iki tane şey söyleyeceğim. Çok küçük hadiseler ama aslında son derece anlamlı. Birisi İnönü, bugün Maçka Parkı'nda olan İnönü Anıtı malum Gezi için Gezi'ye dikilecekti. Hatta uzun yıllar boyu Gezi'de kaidesi durmuştur. Tek başına boş olarak sonradan Taşlı'daki kaidesi. İkincisi 27 Mayıs'ın simgesi nereye dikildi İstanbul'da? AKM'nin önüne dikildi. Hatırlarsınız Kasatura'ya. Yani Taksim'in bu anlamda çok yüklü. Cumhuriyet Anıtı işte. Evet, yani Cumhuriyet Anıtı daha önce. Yani o yüzden Taksim'e müdahale etmek, Taksim'i dönüştürmek o sonucu ne olursa olsun, yayalaştırma olur, başka şey olur. Peki böyle şöyle bir şey önersem, yani bu değil de, bu belki bu da var. Ama yani bunu daha İstanbul'un daha büyük bir projesi içinde, büyük bir, sizin de söylediğiniz gibi, daha büyük bir çerçevede, yani mesela onların şey projesi var, o bütün Hilton'un da mekanını kapsayan, oraları dönüştürme projesi var. Şimdi ona izin vermediler. Ama orasını hazırlamak olacaktır diye düşünüyorum. Orasıyla ilgili düşünmek lazım. Anlatabildim mi neresi olduğunu? Şeyin Harbiye'nin arkasındaki işte şimdi şeylerin o kültürel toplantı mekanlarının olduğu neresi? Vadi Kongre Vadisi. Kongre Vadisi'ni daha genişletmek vesaire. En azından böyle ya da daha işte şeyle tarlabaşıyla bilmiyorum ama yani daha büyük bir alan çerçevesi içinde belki daha fazla onların işine yani daha fazla kazanç getirecek, daha fazla bir şey getirecek, daha yani fazla. Bir kazanç getirecek, kazanç olabilir. Hayır, kazanç pozisyonu, bırak kazanç pozisyonu ama evet. Yani bu simgeyi daha genel bir şekilde yapabilecek şey projesi var, bu hükümetin. Çoktan beri bu şehir üzerine bir projesi var, bir vizyonu var. Burasını işte bir toplantı merkezi, bir merkezi, kültürel merkez vesaire böyle bir metropol dediğimiz bugün gibi olan bir şehir yapma. Dünya içinde, dünya şehirler network içinde şey edilebilen, görülebilen bir mekan yapma projesi var. Bunun çerçevesinde de yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla işte bu kültür kongre merkezleri vesairenin çerçevesinde düşünmek lazım. Onun STK'ları vesaireleri toplayıp Kadir Topbaş'ın karşısına oturttuğumuzda Kadir Topbaş daha yeni seçilip telefon ilk çaldığında başbakan arıyordu karşımıza. Tayyip Erdoğan ne dedi ona abi? Ne dedi Tayyip Erdoğan? Başbakan projesi. Dedi ki ona birinci vazifen dedi, birinci görevin Taksim projesini yapmaktır dedi. Ya 2004. Güzel. Bakın. Ama yani bu projede başbakanın projesi. Kendi zamanından. İşte başbakanın kaldı. Projesi tabii ama ki, benim bahsettiğim metropolleştirme İstanbul'u. Tamam şu anda zaten başbakan zaten hala kenti araçsal bir siyasetin bir enstrümanı olarak görüyor.
Yani siyaset evet. şu anda kent üzerinden evet. şekillendi. Evet. Bunun hep hepimiz farkındayız. Kent burada pasif gibi duruyor ama aslında kent üzerinden yapılıyor siyaset. Aslında siyaset kent demek. Biz bunu anlarsak bu projeyi değiştiririz. Tabii. Yani Ayatriya'da da oraya yapıldığı zaman bu neoklasik şeyi, reprezentasyonu sağlamak için yapılıyor. Bir uzun süre öyle reklamlarla işgal edildi. Sen oran? Ben biraz farklı bakmak istiyorum. Bir teknik adam olarak değil, bir araştırmacı olarak değil, 50 yıldır İstanbul'da yaşayan, 25 yılda Beyoğlu'nda yaşayan bir insanın gözlemleri Peki olarak size. Bakmak istiyorum. Dolayısıyla bu projenin eleştirilmesi ve eleştirilmeye çalışmasını yanlış buluyorum. Çünkü eleştirilecek bir hali yok. Bunun üzerinde konuşmak bu projeyi var etmek. Dolayısıyla bu projeyi eleştirmenin anlamı yok. Üstelik ama farklı bir paradigmayla olaylara bakmakta bir yarar çıkabilir. Şimdi politikacıların da sık sık lafı geçti. Politikacılar için Taksim Meydanı gerçekten çok cazip bir yer. Yani oraya damgasını vurabilmek, oraya elini atıp da kendi iradesini hissettirebilmek hepsi için çok çekici bir şey. Zaten kendileri de söylüyorlar. Diyorlar ki biz hizmet aşkıyla doluyuz. Bu lafları bunlar. Şimdi ben oradan şöyle bir yere götürüyorum düşüncemi. Aşk rızayla olursa bir değer taşır. Rıza alınmadan yapılan aşka tecavüz denir. Bu en ağır suçlardan bir tanesidir. Şimdi bunların hepsi hizmet aşkıyla dolular. Fakat rızamızı almadan bizi tecavüz etmeye kalkıyorlar. Yani meseleye buradan yaklaşmak lazım. Yoksa bu projenin şurası iyi, şurası yanlış. Bu çok hatalı bir yaklaşım bence. Zaten yaya diyor. Şimdi paradigmayı şurada değiştirmek lazım. Yayalar diye bir kavram, bir de arabalar diye bir kavram. Böyle bir şey yok. Hepsi aynı insanlar. Sizler burada oturuyorsunuz, yayasınız. Biraz sonra hepiniz arabalarınıza bineceksiniz. Arabalı hale geleceksiniz. Yani böyle bir iki ayrı kategori var da. Kent hepsi terbiyeden oluşuyor. Tabii. Bunlardan bazıları yukarıda bazı. Şimdi orada demin gördük. Zavallı insanlar karanlık koridorlarda perişandılar. Ya bunu savunulacak ne tarafı var yani insanlar adına? Dolayısıyla bu siyaseten yaklaşmayı da yanlış buluyorum. Teknik olarak yaklaşmayı da şehircilik açısından yaklaşmayı da son derece yanlış buluyorum. Dolayısıyla meseleye tamamıyla farklı bir açıdan bakıyorum kendi adıma. Ve onu da sadece Taksim Meydanı değil, kentlerin yeniden algılanması doğrultusunda farklı bir konsept getirmek olarak görüyorum. O da yayayla arabanın barışması. Şimdi yayalarla araba düşman haline getirildi. Çünkü yayaları eziyor, yayalara kaldırımlarına çıkıyor. Yani bir problem. Dolayısıyla düşman halinde. Herkes düşman fakat arabadan da vazgeçemiyoruz. O zaman arabayla dost olmanın bir yolunu koymak lazım düşünce sistemimize. O takdirde iş rahatlıyor birdenbire. Yani dediğin gibi arabayla, arabalı insanla, arabasız insanın birlikte yaşadığı gibi. Zaten sürekli değişiyor. Bir an arabalı, biraz sonra arabasız. Bir an arabalı, biraz sonra arabasız. Kent böyle kullanılıyor. Siz bunu ayırmaya kalkarsanız hapı yutar şehir. İnsanlar da hapı yutar. Dolayısıyla Taksim'e gelirse iş adı üzerinde taksim edilen bir yer. Yani insanlar oraya gelip oradan dağılıyorlar. Bunları yer altına koymanın hangi anlamı olabilir? Zaten suyu da oraya getirip oradan dağıtmışlar. Zaten taksim, evet sen o işin. Şimdi bu hatırlatma çok güzel. Bu hatırlatmadan, yani suyun buradan dağılması hatırlatmasında şuraya gideceğim. Hep herkes, biz de dahil, şu trafik problemi nasıl çözülür diye kafa yormuşuzdur. Trafik sorunu çözecek kişi, bence uzman kişi, akışkanlar fiziği uzmanıdır. Akışkanlar fiziği uzmanı her türlü trafiği çözebilir. Çünkü işin aslı orada. Şimdi insanlar, politikacılar da dahil, bizler de dahil, sürat felakettir deyip ondan sonra kentin içinde trafiği hızlandırmak için canla başla çalışıyoruz. Şunu söylediğim zaman herkes bana karşı çıkabilir. Problemin çözümü şehir içindeki trafiği yavaşlatmak. Trafik yavaşlatılırsa hiçbir problem kalmaz. Herkes zamanında istediği yere varabilir. Çünkü hızlandırdığınız zaman
O hızlı trafik gidip bir yerde tıkar. Bu kadar basit. Akışkanlar fiziğinin vazgeçilmez sonuçlarından bir tanesi. Dolayısıyla mesele şuradan bu noktaya geldi kamisindeyim ben. İlk defa şeyde duydum, senin dediğin gibi Topbaş'ın seçim konuşmalarında, ta seçim öncesinde şöyle bir laf etti. Dedi ki, bütün trafiği altı alacağım, meydanları park yapacağım üstüne. Birdenbire çok sevdiğim bir şeyi kaybetmek üzere olduğum acısı cız diye içime çöktüydü o zaman. Arkasından bu konuşmalar, süreç geldikleri. O zaman bu projenin eleştirisinden önce bugünkü Taksim'in ne kadar mükemmelliği üzerinde bir iki çift laf söylemek istiyorum. Bugün Taksim Meydanı canlı, yaşayan, sorunsuz bir yer. Bu defa sorunsuz bir yer. Yani çirkin. Efendim o size göre. Bana göre. Çirkinlik ayrı bir şey. Güzellik, çirkinlik ayrı bir şey. Ama sorunsuz olduğu kesin. Birkaç örnek vereyim Taksim'de. Trafiğe sıkışmadığı ender yerlerden birisi. Ve size en kritik yerlerinden örnekler vereyim. Stasyonlar Caddesi. O kadar dar bir caddedir ki ve burada hastaneler, acil servisler, oteller, kültür merkezleri, okullar, alışveriş merkezleri, dünyanın şeyi vardır. Ve bu üstelik bütün İstanbul'un Taksim üzerinden Cihangir'e ve Tophane'ye indiği yoldur. Hem arabaların hem yol. Gidiş geliştir. Her iki istikamettedir. Ve burada ne bir trafik lambası vardır, ne polis vardır, ne de yaya geçidi vardır. Ve burada bugüne kadar ne trafik sıkışmıştır, ne de en küçük bir sorun yoktur. Çünkü burada trafik yavaştır ve arabanın içindeki insanlarla, arabanın dışındaki insanlar birbirlerine dikkat ederler ve saygılı davranırlar. Bu kadar basit ve buraya daha da korkuncu, Beyoğlu gibi korkunç bir insan selininde buraya akar. Tam bunu ağzına akar. Burada insanlar çok mutlu. Kahvelere otururlar, kalkarlar. Hiçbir zaman gergin insan görmezsiniz. Gayet rahattır herkes. Gelelim Gümüş Suyu'na. Son derece romantik bir yol. Son derece romantik bir yol. Şimdi dalçıklarla buranın kazıldığını düşünün. Biraz evvel esnaf gördük, sen söyledin burada. Ne kaldırım kalacak ne bir şey. Yani korkunç bir şey. Diğer taraflar için de aynı şeyi söyleyeceğim. Toplarsam, şunun üzerinde, burada madem konuşuyoruz, yani aklımızda bunlar kalıp bunlar yayılmalıdır düşünüyoruz. Kent yavaşlatılmalıdır. İnsan, yaya diye bir ayrı kavram yok. İnsanlar bazen yaya, bazen arabalıdır. Ama illa ayrılması gerekiyorsa iki tane çözüm var. Biri bol miktarda park yaparsınız, yayalar orada dinlenir. Bu miktarda otopark yaparsınız, arabalar da orada dinlenir. Otoparkı yer altına almaksa çok... Yer altına otopark alınabilir çünkü onların dalçıkları çok kısadır. Sokak arasından bir delik yaparsınız, oradan bir, hatta bir binanın bodrumundan biri koskocaman bir otoparka arabalar girip çıkabilir. Örnekleri var. Ama hızlı trafiği yer altına almak, işte biraz evvel gördüğümüz korkunç sorunları yaratacaktır. Dolayısıyla ben bu konuşmada bir önerim, bu projenin ne siyaseten, ne teknik olarak, ne seyirci açısından asla eleştirilmesi, reddedilmesi. Biz bugün toplanmadık zaten. Muratçım pardon. Peki ben davet için teşekkür ederim. Yani Murat çok... Güvenç, Şehir Üniversitesi'nde Şehircilik Araştırma Merkezi yöneticisi. Davet için çok teşekkür ederim. O kadar güzel, canlı bir toplantı oldu. Sağ ol, Tanrı Can da çok güzel bir şey söyledi. Benim aslında bana en son konuşmacı olarak konuşacak, söyleyecek pek bir şey de kalmadı aslında ama ben bir şey yapmak istiyorum. Yani bir eğer izin verirseniz bir böyle hani paketlemek yani bunun üzerinde. Onu da biraz böyle bu toplantının güzel havasından istifade ederek biraz anekdotal bir şey de bitirmek istiyorum. Ben hatırlıyorum 60 yılına kadar benim yaşayan anneannemin annesi var. Büyük hanım bir hanım. Kendisi Sofya'da büyümüş Osmanlı İmparatorluğu şeyken biz ona büyük hanım derdik. Yani çok böyle şey bir hanımdı.
nasıl diyelim, çok yani karakter derler ya, karakteri olan, ağzından hiç kötü bir söz çıkmayacak. Ama eleştirisini de yapacak. Mesela en kötü şeyi birisi çok kızdığı zaman kapaksız kaynamış derdi. Çok kapaksız kaynamış. Kapaksız kaynamış. Yani çok yani o 100 dereceye gelmiş mi gelmiş ama demini almış, almamış, olmamış bir anlamına geliyor. Şimdi bu yani gelmiş mi olmamış yani. Bu şimdi mimarların hani sanatla ilgili olan çok... Şimdi biz de tabii o zaman daha küçüktük. Biz de tabii ki bir de ne yaramazlıklar yapıyorduk. Ondan sonra yaramazlıklar yaptığımız zaman da bize uyarı mahiyetinde şöyle derdi. Evladım derdi yani misafir geldiği zaman eleştiri bakış. Misafir geldiği zaman bütün marifetlerinizi göstermek mecburiyetinde değilsiniz. Yani dama mı çıkıyorsunuz, yere mi çıkıyorsunuz, yere mi çıkıyorsunuz? Yani mecburiyet değil yani. Bu şimdi ağır bir eleştirdi. Şimdi toplantının başında bu şeyden bahsedildi. Bu tüneller, refleks, hani böyle hani bizim şehirciler 87 defa. Şimdi bu şehircilerin bir mesleki refleksinden başlıyor. Şöyle bir tepe düşün. O biz bu meydanı hep şeyde görüyoruz. Tepeden böyle, plandan görüyoruz. Bir de plan koteden görsek. Bu da böyle bir sırt gibi bir şey. Sırt gibi bir şey. Şimdi bu plancılar, bu yani tasarımcılar bu sırtı gördükleri zaman buradaki kotla buradaki kotun birbirini tuttuğu gördükleri zaman hemen ide yani. Buradan çıkar. Tamam mı? Yani şimdi bu lambalar yanar. Yani oradan gir, buradan çık, oradan çık, buradan çık. Katlar da birbirini tutuyor. Niye böyle çıkıyor? Çok güzel yerleş. Şimdi bu bir tasarım refleksi. Bu refleks olmalı mı olmamalı mı meselesinde ben gene anneannemin önerisine geri dönüyorum. Yani bizim plancılar, tasarımlar olarak bütün marifetlerimizi bir kere göstermek mecburiyetinde değiliz. Sanat alanında bir ressam nasıl bütün renkleri, bütün paletleri, her şeyi bir yere sürmek suretiyle yaptığı şeye biz sanat eseri demiyorsa, bir müzik kompozitörünün bütün notaları her birine böyle olur olmaz basmasına da bir kakafoniden başka bir şey çıkarmıyorsa, yani bazı şeyleri iyi yapmanın, yani güzel bir şey üretmenin belki ön koşulu bazı şeyleri yapmamak. Yani refrain, yani sanat dediğimiz şey yapabileceğimiz her şeyi yapmak değil de bazı şeyleri de yapmaktan kendimizi alıkoymakla ilişkili bir şey. Ama kesmez ki bunu. Yani şimdi bu normatif tarafıyla ilgili olan. İki konuşmamız bir şey. İki bir normatif olan. Şimdi bu zaman içerisinde öğrenilen bir şey. Yani bir pasta yapıldığı zaman, üzerine bir tane çilek konulduğu zaman, bu çilek o pastayı güzel gösteren bir şeydir. Bu şu demek değil. O çilek en nihayet birisi tarafından yenilecektir. Ama yemeğe başlanırken çatalla o çileğe girmek, değil mi? Önerilmez. Yani yakışık almaz. Yani yakışık. Onu yememek veya o çileğe saldırmamak bir şeydir. Bir sivilite göstergesi. Değil mi? Şimdi bu merkez yani bu o bakımdan bazı şeyleri yapmamak önemli bir şey. Ne zaman yapmaz otoriteler böyle şeyleri? Yapmakla yapmamayı karşı karşıya getirdiği zaman yapmamanın daha ehven bir çözüm olduğunu öğrendiği zaman yapmaz. O da hepimiz yani burada... Otorite hiç bu kadar zarif olmadı.